Dostlar merhabalar. Şimdi geldik simetriye arkadaşlarım. Dönüşümlerin ikinci bölümündeyiz. Ötelemeyi öğrendik. Döndürmeyi öğrendik. Şimdi simetrideyiz. Burası da biraz uzun kısmı arkadaşlarım. Biraz ezber yapmanız gereken kısım da diyebiliriz buraya. Zor şeyler öğrenmeyeceksiniz. Hepsi tek tek kolay şeyler ama biraz fazla bilgi içerir. O yüzden lütfen hiçbir şeyi kaçırmamaya, her şeyi dikkatlice dinlemeye özen gösterin dostlarım. Şimdi simetriyi iki gruba ayıracağız biz. Bir noktanın simetrisini öğreneceğiz bu dersimizde. Noktanın simetrisini, sonra da doğrunun simetrisini öğreneceğiz kardeşlerim. Şimdi noktayla başlıyorum. Bir noktanın mümkün olan, olması gereken 9 şey vardır arkadaşlar. Simetrisini alabileceğiniz, size soracağı 9 tane madde vardır. Ben o maddeleri buraya gösterdim. 8 tanesi burada, bir tanesi de burada dostlarım. 9 tane şeye göre simetrisini sorabilirmiş bir noktanın. 9'unu da göstermeye çalıştım dostlarım. Şimdi bir noktanın bize neye göre sorabilir? İlk grup şurası olsun. İlk grubumuz bu kısım olsun dostlarım. X eksenine göre simetrisini sorabilir. Bir noktanın X eksenine göre simetrisi nedir sorusunun cevabı, olay şu. Y'nin işareti değişir hocam. Noktanın X ile Y'leri yer değiştirmez. Sakın ha burada kafanız karışmasın. Sadece Y'nin işareti değişiyormuş. Y'nin işareti değişir. Tamam. Şimdi bunu tabii ki böyle ezberlemek zorunda değilsiniz dostlarım. Buradaki maddelerin, şu 8 maddeden 6 tanesini sen şekil çizerek de çok kolay bulabiliyorsun dostum zaten. Mesela hemen bir örnek yapalım. Atıyorum 5'e 2 noktasının, 5'e 2 noktasının sen neye göre simetrisini alacaksın? X eksenine göre. İşte şuna göre simetrisini alacaksın. Simetrinin mantığı şudur. Senin neye göre simetri alacaksan oraya olan uzaklığın kadar bir uzaklıkta sen gidersin ki bak uzaklığın 2 birim. 2 birimde sen düştün. İşte senin yeni noktan, simetrisini alacağın nokta burasıdır. Bak ne oldu? Apsisi yine 5 oldu. Değişmedi. Ama ordinatı eksi 2'ye geldi. Gördünüz mü dostlar? Şurası 2 birim bulduk çünkü. Yani 2 idi ordinat, eksi 2 oldu. İşareti değişti dostlarım. Eksi ise artı, artı ise eksi olacakmış. Şimdi x eksenine göre simetriyi ezberleyince zaten y'ye göre simetri de otomatik olarak çıkıyor. Çünkü tezatlık var dostum. X'e göre simetride y'nin işareti, y'ye göre simetride de x'in işareti değişecek. X'in işareti değişir. Peki orijine göre simetride ne olur hocam? İkisinin de birden işareti değişir. İkisinin de işareti değişirmiş dostlarım. Orijine göre simetride de olay buymuş. Orijine göre simetriyi biz 180 derece döndürme ile eş tutarız kardeşlerim. İkisi de aynı şeydir. Bunu da biliniz. Şimdi geldim y eşittir x doğrusuna göre. Şu ikili grubu şimdi ezberlemeye çalışalım. Y eşittir x doğrusuna göre simetrisi. Bak kardeşim. Bunu da olay çok basit. Y eşittir x'e göre simetri de x ile y yer değiştiriyor. Yani ikisi de yer değiştiriyor dostlarım. X y'nin yerine, y de x'in yerine geliyor. Yer değiştiriyorlarmış kısaca. Yer değiştir. Bunu da ben şöyle anlatıyorum öğrencilerime. Diyorum ki ya gençler diyorum size şöyle bir denklem sistemi versem. Bir de x eşittir y desem. Bu denklem sistemini nasıl çözeriz dostlarım? Yani x ve y'yi nasıl buluruz? Hocam şunu gördüğümüz için x yerine y yazarız. Ya da y yerine x yazarız diyorlar. Ben de diyorum ki bak bunu gördüğünde ne yapıyormuşun x eşittir y'yi? X yerine y yazıyormuşun. Y yerine x yazıyormuşsun. Burada da onu yapacağız diyorum dostlar. X yerine y, y yerine x yazıyormuşuz. Bir noktanın birinci açıortaya göre simetrisi. Bunun diğer ismi birinci açıortaydı değil mi? Böyle de sorar ÖSYM. Birinci açıortay doğrusuydu. Bu bizim doğrumuz. Y eşittir x doğrusu.
Bakın bir de bunun ikinci açıortayı var. Y eşittir eksi x doğrusu. Bu da ikinci açıortay doğrusu demektir. Burada da dostlarım yer değiştiriyorsun. Sanki şu eksiyi görme. Yer değiştireceksin değil mi? Y eşittir x olduğu için. Ama eksi de olduğundan dolayı hem yer hem de işaret değişecek dostlarım. İkisi için de işaret değişecek. Hocam sadece x'i eksiyle çarpmış. Öyle bir şey yok. Sen burada x'i eksiyle çarptın da bu eksiyi buradan silip buraya yazsan da olmuyor mu kardeşim? Yine denklem değişmiyor değil mi? O zaman y'yi de eksiyle çarpmış. Evet. Dolayısıyla hem yer hem de işaret değişecekmiş dostlarım. Şimdi geldik en basit 3 tanesine kardeşler. Burada hiç ezber yapmanıza bile gerek yok. Olay çok basittir dostlarım. Şimdi burada ben harfli yazmışım ama biz bunu sayıyla gösterirsek çok daha iyi anlarsınız. Hemen şöyle bir A noktası 5'e 2 diye sallayayım. Sen bunun x eşittir 3 doğrusuna göre simetrisini bulacaksın diyelim. Olay çok basit dostlar. Bir kere x eşittir 3 diyor hocam. Y ile ilgili bir şey demiyor bize. Demek ki Y'de bir değişiklik olmayacak demektir bu. Y'yi aynen yazdım. Peki X'te nasıl bir değişiklik olacak? Senin çok iyi bildiğin bir şey. Hani noktanın analitiğinde 5. formülümüz vardı ya bak şöyle. 5'miş 3'e düşmüş. 5'ten 3'e ne kadar azaldı? 2. 2 de ben buradan azaltıyorum. 1 yapıyorum dostum. Sanki şu 3'ü sanki değil aslında öyle tam orta noktaymış gibi düşünüyoruz. Şekil çizerek de bunu çok kolay bulabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İşte 1'e 2 noktasıymış. Şurası belki kafanızı karıştırır diye şunu ezberlemenize gerek yok. Sadece bilin ki x eşittir dediği için y'de bir değişiklik yok. Ve buradan buraya ne kadar arttıysa buradan da buraya o kadar artacak demeniz ya da azaldıysa o kadar azalacak demeniz yeterli. Aynısı y eşittir n doğrusu için de geçerli dostlarım. Burada da x'te bir değişiklik olmayacak. Bak x'i aynen yazmışım. Sonra sen diyeceksin ki hocam y buradan buraya ne kadar arttı veya azaldıysa buradan da buraya o kadar artacak veya azalacak deyip olayı bitiriyorsun. Şimdi geldik bir noktanın başka bir noktaya göre simetrisi. Bu da dostum şu üstteki ikisinin birleşimi gibi düşünebilirsin bunu. Bak aynı zaten B orta nokta oluyor değil mi ister istemez. Bak A'nın B'ye göre simetrisini alırken bu uzaklık kadar hani bir uzaklıkta biz gideceğiz ya simetride bu A üssü ya. Bak B ne oluyor ister istemez? Yani simetrisi neye göre simetri alıyorsan o nokta ne oluyormuş? Orta nokta oluyormuş. O zaman buradan buraya ne kadar arttıysa buradan da buraya o kadar artacak deyip soruyu çözebiliriz dostlarım. Yani x'ten k'ya ne kadar arttı veya azaldıysa buradan da buraya o kadar artacak veya azalacak demen yeterlidir diyorum. Şunları ezberlemenize gerek yok dostlar. Şimdi bir noktanın geldik 9. maddeye. Herhangi bir doğruya göre simetri. Bakın burada 4 tane özel doğruyu gördük zaten. Şu 4'ü bizim özel doğrularımızdı şunlar. 4 tane özel doğrumuz vardı ya onları gördük. Ama bir de herhangi bir doğruya göre simetriğini bulmamız lazım. Şimdi bunu göstereceğiz. Şurada bir şeyler yazdım arkadaşlarım ama sırf burası boş kalmasın diye yazdım. Bunu aslında soru çözümünde çok daha iyi anlayacaksın sen zaten. Şimdi şöyle, şuradaki A'nın bu doğruya göre simetriğini alacaksın. Hemen şunu gösteriyorum. Simetrinin mantığı, hocam şu uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum diyorsun. İşte gösterdim. A üssü burada. Şimdi bunu arıyoruz biz dostlar. Olay şu kardeşlerim. Şurada bir K noktası var. Bakın şurada bir K noktası. Bu K noktasının iki özelliği var. Bir, A ile A üssünün tam orta noktası bir kere. Yani ben A'yı vermiş zaten bize. Bunu biliyoruz. Ben sana K'yı bulsam, apsisini ve ordinatını bulsam, sen artık A üssünü bulabilirsin değil mi dostum? Çünkü buradan buraya bu kadar artmış. Buradan da buraya bu kadar artar der. Her türlü gömersin. Soruyu çözersin. Amaç K'yı bulmak zaten. Peki bu K'nın birinci özelliği neymiş? Bu ikisinin orta noktası. İkinci özelliği ise şu dostum. Bak bu mavi doğruyla şu kırmızı doğrunun
kesim noktası, ortak noktası. İşte K'yı bulmanın yolu bu iki doğrunun kesim noktasını bulmadan geçiyor. Sen zaten şu doğrunun denklemini soru sana verecek. O zaman ben bu kırmızı doğrunun denklemini yazıp kesim noktasını yapıp K'yı bulacağım diyeceksin dostum. Burada da bakın ne diyor? D doğrusuna dik olan ve A noktasından geçen D üssü doğrusunun denklemi yazılır. İşte D üssü bu. D ve D üssü doğrularının kesim noktası olan B, ben K dedim ona. Burayı bilmiyordum, okumamıştım. Sonra A noktasından A noktasının B noktasına göre simetri alınır. Yani benim anlattıklarımın cümlesel yazılımı var burada da dostlarım. Şimdi örneği çıkacak arkadaşlarım. Göreceksiniz orada çözerken 9. madde diye vurgulayacağım size. Evet, şöyle ısınma soruları. Noktasının noktasına göre simetri olan nokta nedir? Bak diyor ki A'nın B'ye göre simetrini al. C diyelim buna. Bunun koordinatlarını soruyor bize dostlar. Şimdi orta noktada ne yapıyordum? Ya toplayıp 2'ye bölersin, B'ye eşitlersin. Ya da buradan buraya ne kadar arttıysa bak eksi 5'ten 3'e 8 arttı. 8 de sen arttırıyorsun, C'nin koordinatlarını buluyorsun. 11. 7'den eksi 1'e 8 düştü. 8 de sen düşürüyorsun, eksi 9. 11'e eksi 9 doğru cevaptır. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği yine kendisi ise o nokta doğrunun üstündedir dostum. Bir noktanın bu doğruya göre simetriği yine kendisi. Zaten üstündeyse başka seçeneğin yok. Üstünde değilse başka bir nokta çıkar. Bak bunun buna göre simetriği bu noktadır. P üssü burada olsaydı ama üstündeyse yine kendisi. O zaman kendisidir deyip yerine koyduğumda sağlamak zorunda. X yerine eksi 3 yazıyorum. Y yerine A yazıyorum. Ve cevap buradan eksi 9 eksi 25 eşittir 0 diyelim. 25 5 A'ya eşit, A da 5 geliyor diyelim. Üçüncü soru. X eksenine göre simetriyi B noktası ve Y eksenine göre simetriyi de C noktası. Bak B'yi yazalım. B neymiş? Bunun X'e göre simetriyi. X eksenine göre simetri de Y'nin işareti değişiyordu. C neymiş? Y eksenine göre simetriyi. Ama yine bu noktanın. O da neymiş? X'in işareti değişiyordu. Eksi 3'e 4. İşte bize de ikisinin arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen kök içinde x'ler farkının karesi 3 eksi eksi 3'ten 6'nın karesi, y'ler farkı da eksi 4 eksi 4'ten eksi 8'in karesi 64. 36 64 100 yaptı, 10 diye çıktı. Bak bu noktanın bu noktaya göre simetriyi buymuş. Hadi gelin muhabbeti yapalım. X'ler eksi 3'ten 7'ye zıpladı, 10 çıktı. 10 da ben arttırıyorum. T ne oldu bu durumda? 17. Y'ye bakalım. Bu tarafa doğru gelelim. 3'ten 1'e 2 azaldı. 1 de ben, 2 de ben azaltıyorum buradan. Eksi 1 oldu K. Evet, toplamlarını soruyor. 16 geldi cevabımız. Noktanın noktasına göre simetriği olan T nedir diye soruyor. Artık öğrendiniz dostlarım. 7'den 3'e 4 düştü. 4'te ben düşürüyorum, eksi 1. 4'ten 5'e 1 zıpladı, 1 de ben zıplatıyorum, 6. Eksi 1'e 6 Edirne'de mevcut. A noktasının orijine göre simetriyi B noktası olduğuna göre. Orijine göre simetride ne oluyordu dostlarım? İkisinin de işareti değişiyordu. Demek ki A eksi 3'e 2'ymiş ki. İkisinin de işareti değişince 3'e eksi 2 olmuş. Tamam hocam. Şimdi diyor ki devamı. A'nın y eşittir x'e göre simetri. Y eşittir x'te ne yapıyorduk? Bu ne demekti bizim için? X yerine y yaz ya da y yerine x yaz. Yer değiştir yani. 2'ye eksi 3 olur. Sadece yer değiştiriyorum dostlarım. İşaret falan değiştirmiyorduk bunda. Bursa. Noktasının noktasına göre simetri olan nokta C'dir. Bak A'nın B'ye göre simetri C'ymiş dostlarım. Demek ki B A ile C'nin ortasıymış değil mi? A ile C'nin ortasını nasıl buluyorum? Topla 2'ye böl. 3 ile 5'i topla 8. 2'ye böl
4'müş demek ki burası. 4 ile 1'i topla 5, 2'ye böl. Demek ki 5 bölü 2'ymiş burası. Şimdi hemen k artı 3'ü 4'e eşitledim. Demek ki k 1. Sonra t eksi 2'yi 5 bölü 2'ye eşitledim. T eşittir 5 bölü 2 artı 2, yani 9 bölü 2'dir dedim. Bana da neyi soruyor? K artı T. 11 bölü 2 yapar sorunun cevabı. Evet, y eşittir x doğrusuna göre simetri olan nokta budur diyor. Bak şimdi gösterelim. A noktası var K'ya 3. Y eşittir eksi 2 doğrusu var. Çizime aldanmayın. Düzlemde çiziyorum işte. Normalde y eşittir eksi 2 şöyle sağ sol çizgisi üstünde olur, değil mi? Neymiş bu? B 3'e T noktasıymış. Şimdi y eşittir eksi 2 dediğinde x'te bir değişiklik oluyor muydu? Hayır. Yani x yine 3 olacak o zaman. Demek ki başlangıçta da 3. O halde k 3'müş. Şimdi y'sini bulalım. Bak 3'ten eksi 2'ye 5 azaldı. 5 de ben azaltıyorum. Eksi 7. T'yi de buldum. Eksi 7'ymiş. Toplamlarını soruyor. Eksi 4'ü işaretledim dostlarım. Evet, noktasının doğrusuna göre simetri olan nokta nedir? Dostlar x eşittir 3 dediği için y'de bir değişiklik olmayacaktı. Yani y yine 2. Şunları bir silelim o zaman. Peki x ne oluyordu? Eksi 1'den buraya 4 arttı. 4 de ben arttırıyorum 3'ü 7 oldu. Şuna bakalım. Noktasının doğrusuna göre simetri olan noktanın koordinatları toplamı nedir? İşte geldik 9. maddeye dostlarım. 9. maddeyi şimdi bu soruyu çözelim. Bizim en gıcık soru tipimiz arkadaşlar bu. Yani bir noktanın herhangi bir doğru, bakın bu özel bir doğru değil. Yani x eşittir y değil, x eşittir eksi y değil, işte y eşittir k, x eşittir k. Bunlar bizim özel doğrularımızdı. Bunlardan biri değil. Böyle sabiti olan, özel bir doğru olmayan herhangi bir doğru. Şimdi burada ne yapacağız öğretmenim? Bir resmi çizelim. Resim de bize zaten ne yapmamız gerektiğini söyleyecek aslında. Şimdi şöyle bir doğru var elimizde ki x eksi y artı 7 eşittir 0 doğrusu. Elimde bir tane de nokta var. A noktası diyelim buna 2'ye 5. Bu noktanın simetrisini alıyoruz. Bu doğruya göre. Bu uzaklık kadar bir uzaklıkta biz gidince işte buradaki A üssü noktası simetri noktası oluyormuş. Biz de dedik ki bunun simetrisini alırken şuradaki K noktasına dikkat edin. Özel bir noktadır bu K. İki tane özel olma durumu var. Birincisi A ile A üssünün orta noktasıdır hocam. İkincisi mavi doğruyla kırmızı doğrunun kesim noktasıdır. Ben bu K'yı bulursam soruyu çözdüm sayarım kendimi. Şimdi kesim noktası bulmam için iki doğrunun denklemine de ihtiyacım var. Bunu vermiş denklemini ben A üssü doğrusunun denklemini yazacağım şimdi dostlarım. Bunun denklemini yazabilmem için bir noktaya ihtiyacım var. Nokta burada zaten. Eğime ihtiyacım var. Eğimini de şunun eğiminden bulacağım. Şimdi bunun eğimi m1 diyelim buna. Y'yi yalnız bıraktığımda x'in katsayısı 1. O halde bunun eğimi dik oluyorlar ya, dik kesişiyorlar ya dostlarım. Eğimleri çarpımının eksi 1 olması için bunun eğiminin de eksi 1 olması lazım. Hadi şimdi şunun denklemini yazalım. Y eşittir mx artı n'di. Doğru denklemi yazma formülümüz. Yani y eşittir eksi x artı n olur. Eğim eksi 1 olduğu için. Şimdi noktayı yerine yazıp n'i bulacağım. Y yerine 5, x yerine 2 yazıyorum. 7 eşittir n geliyor. Yani benim doğrum şöyleymiş dostum. Y eşittir eksi x artı 7'ymiş. Diğer doğru da burada. Onu da y'yi yine bu tarafa atalım. X artı 7 eşittir y'ymiş bu da dostlarım. Ve bakın bunları alt alta topladığımda x'ler gidiyor, kesim noktası geliyor. 14, y eşittir 7 çıktı. Y 7 ise
X'im de 0 geldi dostum. Demek ki kesim noktaları 0'a 7. Şimdi gelin A üssünü bulalım. K orta nokta ya. Bak 2'den 0'a 2 azaldı. 2 de ben buradan azaltıyorum. Eksi 2. 5'ten 7'ye 2 zıpladı. 2 de ben zıplatıyorum. 9. Bana da toplamlarını soruyor. Eksi 2 ile 9 bulduk. Toplamları da 7 geldi dostlarım. Şimdi can öğrencilerim. Burada bir de bizim pratik yöntemimiz var. Bir de bunu göstereceğim size. Bunu da güzelce dinleyin. Şimdi bu pratik yöntemi, önce şunu söyleyeyim. Pratik yöntemi her soruda kullanamıyorum. Böyle herhangi bir doğruya göre simetriyi sorulduğunda hepsinde kullanamıyorsun dostum. Peki hangilerinde kullanabiliyoruz pratik yöntemi hocam? Eğimi 1 ya da eksi 1 olan bir doğruysa simetrisini alacağımız doğru, o zaman kullanabiliyoruz. Bak bizim doğrumuzun eğimi 1. 1 veya eksi 1 olması eğimin yeterli. Peki nedir hocam pratik yöntem? Olay şu. X'in noktanın x'ini getirip denklemde yerine yazıyorsun. Ama sadece x'ini yazıyorsun. Ve y'yi buluyorsun. Bak yazalım. 2 eksi y artı 7 eşittir 0'dan. Y'yi bu tarafa at. Bak y'sini 9 buldun. İşte bu senin simetri almak işleminden sonra bulacağın noktanın ordinatıdır. Sonra da sadece y'yi yerine yazıyorsun. Y eşittir 5 için deyip 5 yazacaksın y yerine. X eksi 5 artı 7 eşittir 0'dan. Burası 2, bu tarafa attım. Eksi 2 çıkıyor. Bu da senin apsisin. İşte bak o da burada. Sana da bunların toplamını soruyor. 7'yi böyle de bulabilirsin. Bak ne kadar pratik. Ama nasıl yapıyormuşum bu pratik yöntemi? Ne zaman yapıyormuşuz? Eğim 1 veya eksi 1 ise yapabiliyorsunuz dostlar. Hadi bakalım geçtik bir sonraki sorumuza. Noktasının doğrusuna göre simetriyi B olduğuna göre AB uzunluğu kaçtır? Dostum bak bu seferki doğrumun, şimdi B'yi bulmak isteseydim, hani A'nın B'ye göre simetriğini soruyor ya, doğrumun eğimi 1 veya eksi 1 değil. Yani pratik yöntem yemezdi zaten burada. Normal o gıcık işlemi yapacaktık arkadaşlarım. Peki yapacağız mı hocam? Hayır. Çünkü bize B'nin koordinatlarını sormuyor. Yani A'nın bu doğruya göre simetriğini alın diyor. Tamam eyvallah ama B'ymiş simetrisi. Bu B'nin koordinatlarını sormuyor arkadaşlarım. Biz o gıcık işlemi, işte eğim bul, denklem yaz, kesim noktası bul, orta nokta yap işlemi vardı ya bu iki soru önce. O gıcık işlemi sadece simetriği olan noktanın koordinatını sorarsa yapacağız. Peki burada ne yapacağız öğretmenim? Bak sen şuradaki haşı bulmayı biliyorsun dostum, şu haşı. Haş dediğin şey bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı değil mi dostum? Haşı bul, 2 ile çarp, al sana AB arasındaki uzaklığı bulursun kardeş. Bak normalde şöyle de yapabilirsin. B'nin koordinatlarını bulabilirsin tabii ki. Uzun uzun o işlemleri yaparsın. B'yi bulursun. Sonra A ile de B arasındaki uzaklığı tabii ki bulabilirsin. Ama gerek yok diyorum. Çünkü haşı bulmayı biliyorsunuz. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı formülünden hemen haşı bulalım arkadaşlar. Nasıl bulacağız öğretmenim? Çok basit dostlar. Mutlak değerin içine noktayı denklemde yerine yaz. Denklemi de mutlak değerin içine yazdı. Şimdi x yerine 3 yazın kardeşlerim. Ne olur? 9. Y yerine 5 yazın. 20. Artı 11. Ne yaptı? 20 de buradan 40. Bölü. Buraya da 3'ün karesi, 4'ün karesi geliyordu. 25'ten 5. 8 çıktı h. 8'de burası geldi. Cevap 16'ymış dostum. Bak ne kadar kolay çözdük. Hadi şimdi şu sorudayız arkadaşlarım. Bakalım burada ne diyor bize. Noktasının doğrusuna göre simetriği B noktası ise M kaçtır diye bir soru sormuş dostlar. Hemen yapmayı deneyelim.
Arkadaşlarım yine bir resim çizeyim mi ben? Hani bir A noktası var hocam. Bir doğru var. Y eşittir mx artı n diye bir doğru. Buna göre simetriyi dediği için B noktasıymış. Bu kadar uzaklıkta ben gittim diyorum. Peki can kardeşlerim, şu nokta A ile B'nin ortası değil mi? Yani A da belli, B de belli. Peki biz orta noktayı bulsak, K diyelim ona. Toplayıp 2'ye böleceğim. Eksi 5 ile 2'yi topladım. Eksi 3, 2'ye böldüm. Eksi 3 bölü 2. Sonra 3 ile 4'ü topladım. 7, 2'ye böldüm. 7 bölü 2. Peki bu K noktası bu doğrunun üstünde değil mi kardeşim? Üstünde. Denklemini sağlayacak. Birazdan sağlatacağım. Peki bir de bu doğrunun biz eğimini de bulabiliyoruz hocam. Eğimini. Eğimi neydi? İki nokta arasındaki eğim. Y'ler farkı yani 3 eksi 4 bölü x'ler farkı. 2 eksi eksi 5'ten 2 artı 5. Eksi 1 bölü 7 o zaman. Peki bu doğruyla bu doğru dik olduğu için ben bunun eğimini hani çarpımları eksi 1 olması gerekiyordu. Hem çarpmaya hem toplamaya göre tersini alıyorduk ya. 7 oldu o zaman bunun eğimi. Bakın m'i bulduk bile 7. Aa, soru zaten m'i soruyormuş lan. Ben n'i de bulacağız diye noktayı da buldum şu ortadaki noktayı. Oradan da n'i bulacaktık ama şuna gerek kalmadı dostlarım. Sadece eğimi soruyormuş zaten m'i. Evet, şimdi geldik. Bir doğrunun her şeye göre simetrisini arkadaşlarım. Şimdi de bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar inanın bana çok basit. Hiç zorlanmayacaksınız. Hiç korkmayın. Bir kere olay şu. Biz zaten 5'ini biliyoruz çok iyi bir şekilde arkadaşlarım. İlk 5 tanesini çok iyi biliyorsunuz. Çünkü az önce öğrendin. X eksenine göre simetride ne oluyordu? Y'nin işareti değişiyordu. İşte burada da öyle olacak. Dünyadaki herhangi bir şeklin, noktanın, doğrunun, parabolün, çemberin, elipsin, fonksiyonun, aklına gelen herhangi bir eğrinin, bir şeklin x eksenine göre simetrisi alındığında y'nin işareti değişir. Bak x'in işaretine hiç dokunmadım, y'nin işaretini değiştirdim dostlarım. Y eksenine göre simetride ne oluyordu? X'in işareti değişiyordu. Bak burada. X'in önüne eksi çaktım. Y'ye dokunmadım. Orijine göre simetride ikisinin de işareti değişmiş. Bakın. Aynı muhabbet değil mi? Peki Y eşittir X doğrusuna göre simetride ne oluyordu? Yer değiştiriyorduk. X ile Y yer değişiyor. Bak. X'i getirip B'nin yanına, Y'yi getirip A'nın yanına yazacaksın. Bak öyle yapmış. Gördünüz mü? X ile Y yer değiştirdi. Y eşittir eksi x'te de hem yer hem de işaret değişiyordu. Unutmayalım. Bir doğrunun not yazmışız. Bu doğru üzerindeki bir noktaya göre simetriyi doğrunun kendisidir. Bunun az önce noktanın simetriyi yine kendisidir olarak soru olarak çözmüştük hatırlıyorsanız dostlarım. Şimdi hemen örnek yapıyoruz. Doğrusunun Y eksenine göre simetri. Dostlar Y eksenine göre simetride ne oluyordu? X'in işareti değişiyordu. O zaman şöyle mi olur? Eksi 2X artı 5Y eksi 12 eşittir 0 olur. Peki B ne oluyor bu durumda? 5. A ne oluyor peki? Eksi 2. Toplamlarını soruyor. 3. Doğrusunun orijine göre simetri dönüşümü altındaki görüntüsünün denklemi. Orijine göre simetride ne oluyordu? İkisi de işaret değiştirecek. Yani eksi 2x artı y artı 5 olacak dostlarım. Cevap bu. Y eksi 2x de diyebilirim. Bu ne yapmış? Hepsini x'lerin katsayısını hep artı yapmış. O zaman bütün denklemi komple eksiyle çarpabilirim. Ya da isterseniz kafanız karışıyorsa burada hepsini sağ tarafa toplayın. Atın arkadaşlarım. Bak eksi 2x buraya artı 2x. Y eksi y 5 eksi 5 eşittir 0. 2x eksi y eksi 5. 2x eksi y eksi 5 Ceyhan şıkkında var. Yani bununla bu aynı cevap arkadaşlarım. Sadece bu tarafa atmış hepsini. Evet, bir doğrunun x eşittir k, y eşittir k. Bakın iki özel doğrumuzu daha öğreniyoruz şimdi.
hani 8 toplamda 9 madde var dedik ya, bir doğrunun da 9 şeye göre simetrisi vardır. 5'ini az önce hallettik, ilk 5'ini. Şimdi iki tane daha, x eşittir bir şey, y eşittir bir şey doğrularına göre simetrisini alacağız. Dostlarım, burada da şu şarkıyı ezbere bilmenizi istiyorum. Bu bir şarkı sözü. İki katını al, x çıkar. İki katını al, y çıkar gibi, bir böyle bir nakarat gibi aklınızda tutun bunu. Bak, birazdan anlayacaksın neler olduğunu. İki katını al, x çıkar. İki katını al, y çıkar. İki katını al, x çıkar. İki katını al, y çıkar. Bak, şimdi anlayacaksın dostum. Analitik düzlemde doğrusunun x eşittir 3 doğrusuna göre. Bak, x eşittir 3'e göre simetriğini almanı istiyor. 2 katını al bunun, 6. X çıkar. Bitti. Peki bunu ne yapacağım hocam? Getireceğim denklemdeki x gördüğün yere yazacaksın, cevap gelecek. 2 katını aldım, x eşit dediği için x çıkarttım. Y eşit deseydi y çıkartacaktım. Ve bunu da yazdığım şeyi de getirip burada yerine yazıyorum. 6 eksi x eksi y artı 3 eşittir cevap. Yani eksi x eksi y artı 9 eşittir cevap. Eksiyle çarpalım ya da hepsini diğer tarafa da atabilirim. Eksiyle çarpıyorum. X artı y eksi 9 eşittir cevap. Bak, noktaya göre simetri. Bu da hani noktada anlattık ya dostlarım. Hani x eşittir k ile y eşittir m'nin birleşimi gibi bir şey bu da. Yani burada da şunu yapacaksın demek istiyorum. 2 katını al. Bak, x'in 2 katını al, 6. X çıkar. 2 katını al, y'nin de 4, y çıkar. Noktaya göre simetrisi alınırken bir doğrunun ikisinin de 2 katını al, x çıkar, y çıkar. Ve getir burada yerine yaz. Şimdi x yerine 6 eksi x artı 2 çarpı y yerine 4 eksi y eksi 6 eşittir 0. İşte buradan gelen şey senin cevabın. Hadi düzenleyelim. 6 eksi x artı 8 eksi 2y eksi 6 eşittir 0. 6'lar gitti. Eksi x eksi 2y artı 8 eşittir 0. Eksiyle çarpalım. X artı 2y eksi 8 eşittir 0. X artı 2y eksi 8 Ceyhan'da var. Evet, bak, doğrunun noktaya göre simetriyi. Artık bunu sen de yapabilirsin, değil mi dostum? 2 katını al, 2 x çıkar. 2 katını al, 6 y çıkar. İşte muhabbet bu. Aslında bunun formülünü hani ta ilk başta verdik zaten biz. Ben bakma böyle akılda kalsın diye böyle 2 katını al, x çıkart falan diyorum. Şimdi getirip bunları da yerine yazıyoruz. 2 çarpı x yerine 2 eksi x yazıyorum. Eksi 5 çarpı y yerine 6 eksi y artı 1 eşittir 0 diyorum. Buradan 2 kere 2 4 eksi 2x eksi 30 artı 5y artı 1 eşittir 0. Eksi 2x artı 5y, şurayı bir toparlayalım. 4, 1 daha 5, eksi 30 daha, eksi 25 eşittir 0. Eksi ile çarpıyorum. 2x eksi 5y artı 25 eşittir 0. Denizli de var. Evet, bir doğrunun herhangi bir doğruya göre simetrisi şimdi sonuncu maddemiz. Dostum, bir doğru var D1, bir tane daha doğru var D2. Buna göre simetrisini al diyor, D3'ü bul diyor bize. Olay çok basit dostlar. Bu doğruların iki durumu söz konusu. Doğrular dikse, bak, diyorsun ki mesela D1'in D2'ye göre simetrisini al. E hocam, buradaki açı kadar bir açı daha gidiyorum. Lan burası geldi. Yani yine D1 geldi. E bu parçasının simetrisini al. Bu kadar gidiyorum. Bir o kadar da ben geldim. E burası geldi. Yani kendisidir aslan. Tamam mıdır? Doğrular dikse, iki doğru birbirine dikse, birinin diğerine göre simetrisi kendisidir. Doğrular paralelse, bak, buna göre simetrisi D3. Zaten paralel oldukları için bir kere x ile y'lerin katsayılarının şöyle aynı olduğunu görün dostlarım. Sabitte de olay çok basit. Buradan buraya ne kadar artmışsa buradan da buraya o kadar artacak. Bak, bunun benzerini normal simetriden önce doğrunun analitiği videolarında çözdük zaten biz.
Buna benzer bir soru. Buradan buraya ne kadar arttıysa buradan da buraya o kadar artacak deyip C3'ün de sabitini de yani buluyorsunuz dostlarım. Evet. Doğrusuna göre simetri olan doğrunun denklemi. Bak artık bundan sonra bir doğrunun herhangi bir doğruya göre simetriyi sorulduğunda ilk iş eğimlerine bakın. Eğimleri eşitse paraleller, çarpımları eksi bir ise dikler. Peki bunun eğimi 2 bölü 3. Bunun eğimi eksi 3 bölü 2. Bak çarpımları eksi 1. O zaman dik kesişiyorlar. Dik kesişiyorlarsa cevap kendisidir. 2x eksi 3y artı 5'tir yani. Peki bunlara bakın, bak katsayıları aynı olduğu için paraleller. O zaman senin aradığın doğru da x eksi 3y diye başlayacak. Yani bu değil. Bu değil. Bu değil. Peki sabitlere bak. 12'den 6'ya düşmüş. 6 azalmış. 6 da sen azalt 0 olacak. Yani x eksi 3y 0 eşittir 0. X eksi 3y eşittir 0'dır sorumuzun cevabı. Şimdi geldik son maddemize. Doğruların üçüncü durumu. Doğrular kesişiyorsa dostlarım, işte paralel değil, dik değil. Bu durumda ne yapacağız hocacığım? Olay çok basit. Şuradaki yani D1'in D2'ye göre simetriyi D3 olsun diyor, tamam mı? Zaten mecbur simetri olduğu için bu açı bu açıya eşit olmak zorunda. Sen şuradaki açının tanjantını yazacaksın. Formülü hatırlayın. Eğimler farkı bölü 1 artı eğimler çarpımı bakın. İlk iki doğru arasındaki açının tanjantı. Sonra buradaki de aynı açı olduğu için bu iki doğru arasındaki açının tanjantını yazıp birbirine eşitleyeceksiniz dostlarım. Buradan neyi buluyoruz? Üçüncü yani aradığımız doğrunun eğimini buluyoruz. Buradan eğimi bulduk. M3'ü. Bir de bu doğruların kesim noktasını biliyorsunuz bak. Bu ikisinin kesim noktasından D1 ile D2'nin kesim noktasını bul. Bu senin aradığın D3'ün de noktasıdır. Eğimi buradan buldun. Noktayı da kesim noktalarından buldun. Denklemi de yazacaksın diyor. Biraz uzun mu? Evet, uzun arkadaşlarım. Sorarlar mı? Hiç zannetmiyorum dostlar. Evet, klasik sorulara kadar geldik arkadaşlarım. Burada duralım. Bir sonraki videoda da bu soruları halletmeye çalışacağım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.